saçma oluyor? Bak, ya yine yakacaksın askerliğini. Oğlum siz de bir şey söyleseniz de be. Ne diyelim amca, bir saattir konuşuyoruz ya. Nuh diyor, peygamber demiyor adam. Boşuna uğraşmayın babacığım. Bak, filmin koptuğu an burasıymış demek. Bırakın beni, ben paşa paşa firar edeyim be. Paşa olsan karışmazdık zaten. Yakalanıp yine hapishaneye gireceksin. Olsun be Tosun'um, ne yapalım? Kaderde varsa onu da yaşayacağız. Ya ben dışarı çıkmadan... Müsaade edin de ben şurada bir üstümü değiştireyim. Ya beyler, abi adam göz göre göre firar ediyor ya. Ya bir şeyler düşünelim Ali. Abi bir şey söylesene. Ya beyler, ne bileyim, aklıma bir şey gelmiyor. Bu durumda ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım. Tamam. Aman ne yardımcı olduk. Biz adamı durdurmaya çalışırız, sen destek olursun. Madem öyle niye verdin sivil kıyafetlerini? Babacanlar hiç boşuna didişmeyin be. Ok yaydan çıktı bir kere. Ben o haberi duyduktan sonra zaten buralarda duramazdım. Ula Hamza, deli etme adamı. Laz damarın bir tutarsa, ki tutar, tutar kulağından götürürüm koğuşa. Yaparsın çavuşum, yaparsın be. Uy, inanmıyor musun? Gücüm yetmez mi sanıyorsun? Gökhan yardım et ola. Ya yardım ederim etmesine de ben şimdi yemekhanede kazan falan yıkarken kolumu incittim. Ah. Sus ula, uzaktan komando. Al bunu edeyim senin. Ya bak Cemal'im, güzel kardeşim. Ya boşuna harap etme kendini be. Bugün tutsanız yarın giderim ben be. Hadi susayım, konuşmayayım diyorum. Ama saçmalıyorsun be abicim ya. Nereye gideceksin? Hadi kaçtır. Bağdat'a mı? Gerekirse evet. Yok, devenin pabucu. Hem nasıl gidiyorsun Bağdat'a? Arkadaşlar, arkadaşlar. Aşağı Bağdat sorulmaz ki. Ya sus şimdi, karıştırma ortalığı ya. Bulacağız artık bir yolunu be. Bakın babacanlar, bunun dönüşü yok artık. Ben ya oraya kadar gider, Rizik kendi gözlerimle sapasağlam görürüm. Ya da... Ya da? Ya bulamazsam? Bulacağım be. Ben Rizik'e bir şey olmuş olsaydı onu hissederdim. Benim kalbim bugüne kadar beni hiç yanıltmadı. Bundan sonra da yanıltmaz evvelallah. Hadi hadi, hakkınızı helal et. Hadi ben. Ya dur Hamza abi. Abi de nasıl gideceğim Bağdat'a? Yok, şey var işte. Bunu aldım. Şimdi biz buradayız. Yani Bağdat'ta şurası. Yani ben önce bir Haydarpaşa'ya giderim. Oradan tren kalkıyor. Yani Suriye'ye giden tren vardır elbet be. Yani Suriye'ye vardım mı? Gerisi kolay zaten. Ver elini Bağdat. Hay Allah'ım, sen akıl fikir ver ya. Niye lan? Haydarpaşa'ya vardın mı? Gerisi artık kolay zaten. Ya yalnız babacanlar. Şimdi ben hani Haydarpaşa'ya falan otobüsle gideceğim için. Ya ayıp olacak, kusura bakmayın ama bana biraz borç verebilir misiniz be? Ne demek ya? Vallahi kusura bakmayın. Şşş, tamam tamam tamam. Oğlum tamam, yeter yeter. Bak borç ya, göndereceğim oradan geri. Tamam. Yok be sebebi, kalsın sen de be. Nasıl kalsın abi, al sen şunu. Ya babacan yeter bunlar bana ya, ne lazım olur sana, hadi. Bakın ben öyle sulu vedalaşmalar sevmem, hadi görüşürüz. Hakkını helal et Hamza abi. Hadi bakayım canım, Allah versin, öyle vedalaşma falan yok. Şşş, şu telleri açsana babacan. Hadi. Hadi be. Hadi. Ya, sinyor. Ne? Sen bilirsin, şimdi ben bu telleri geçtim de ne tarafa gideceğim? Ha bak şimdi bak, şuradan sağdan gideceksin tamam mı? Ama dikkat et, yolun orada Nizamiye var, orada yakalanma tamam mı? Tamam tamam, eyvallah. Hanımefendi buyurun, ne istemiştiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, benim bir friend, arkadaş var içeri. Çok görmem gerek. Hanımefendi saat geç oldu. Bu saatten sonra görüşmeniz imkansız. Ama çok önemli. Siz nasıl diyor? Ben de asker. Biliyorum gece görüş yok ama gerçekten çok önemli. Bakın yarın gündüz gelirseniz görüşebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu saatten sonra görüşmeniz imkansız. Siz bir notunuz varsa söyleyin, ben kendisine iletirim.
Okay. O zaman please söyle Hamza. Hamza'yı tanıyor sen. Arıza Hamza? Yes. Tanıyorum tabii. Okay. Liz geldi de. Yarın yine gelecek ben. Okay? Okay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ablam, sen aklıma mukayyet ol. Vallahi o. Hey güzel Allah'ım be. Liz, Liz. Liz. Hamza. Liz. Ya sinyor, ha. Sabaha kadar idare edebilecek misin Hamza'yı? İnşallah. Ula senin de başın yanmasın. Yansın abicim yanacaksa. Hamza olsaydı bizim için aynı şeyi yapmayacak mıydı oğlum? Yaptı da zaten. Az mı kolladı beni? Ya ne olursa olsun bırakmayacaktık abi. Ya hem gidip de ne yapacak ki zaten orada? Uf, hele bir deliz. Ya dur be oğlum. Aklına kötü şey getirme hemen. İyi düşünelim bir olsun. Ya düşünelim düşünmesine de. Hamza bizim yerimizde olsaydı böyle bir şey yapmamıza izin vermezdi. Ben çalışmak için diretince beni yatağa bağlamıştı. Keşke ben de aynısını yapabilseydim ya. Artık dert etmenin faydası yok beyler. Olan oldu. Leventus hemen küplere binecek vallahi. He vallahi. Ağız birliği yapalım bari. Ya beyler haberi aldıktan sonra hemen kantinden çıktı. Yalnız kalmak istedi komutanım deriz ha. Haberimiz yok mu diyeceğiz ya. Yani. Başka ne diyeceğiz ki oğlum? Sonra haber vermedik diye bizim de başımız yanacak. Ulan hemen de sattık Arız abiyi be. Onun gibi delikanlı olabilmek için 40 fırın ekmek yemek gerekiyormuş demek. Bu devirde onun gibi olmak zor. Olunca da böyle arıza diyorlar işte. Ya kardeşim bırakın vıdı vıdıyı ya. Böyle koğuşta kalarak dikkat çekiyoruz, anlamadınız mı hala? Siz bilirsiniz abi, ben gidiyorum ya. Doğru abi. Ferit'in maçı var, hadi gidip onu seyredelim. Ha vallahi ya. Biraz da kafamız dağılmış olur ya. Sen gelmiyor musun Çavuş? Yok yok, hadi siz gidin. Oğlum arayan soran olur şimdi Hamza'yı. Ben buralarda olayım. Bana bak Seyfi. Akıllı ol. Bak Hamza'yı hepimiz seviyoruz ama onu koruyacağım diye kendine yakma. Tamam tamam, hadi eyvallah sen. Hadi eyvallah. İyi nöbetler arkadaşlar. Oh. Bir vukuat var mı? Yoktur komutanım. Komutanım. Evet. Şey oldu yalnız. Bir bayan geldi. Konuşması biraz garipti. Yabancıydı galiba. Ne istiyormuş? Hamza'yı görmek istediğini söyledi. Hamza Delipınar'ı. Adı neymiş? Liz dedi komutanım. Mutlaka görmem lazım diye de ısrar etti. Liz mi? Allah Allah. Ne işi var acaba bu saatte? Sormadım komutanım. Bu saatte görüştüremeyiz. Yarın gündüz gelin dedim. Peki. Ben ilgilenirim konuyla. Kaçtın mı? Biraz öyle oldu be. Nasıl? Bu çok kötü. Ne yapsaydım ya Liz? Elim kolum bağlı öyle beklese miydim? Yani sana telefon açtım. Bizim Niko çıktı. Dedi ki Liz muhafız olarak nakliye uçağıyla Bağdat'a gitti. Ben de ne yapayım yani? Ben öyle diyor. Seni görmeye geldiğim benim aile bilmiyor. Eyvallah anladım. Ama yani bana öyle demeselerdi be. Sonra da haberlerde o Bağdat'a giden nakliye uçağı düştü deyince vallahi ne yapacağımı şaşırdım, delirdim be. Korktun mu? Yok canım ne korkmaz. Uçaktaki malzemeleri merak ettim. Ah be Liz'im, öldüm meraktan, öldüm. Özür dilerim çok. Neyse canım önemi yok. Sen iyisin ya, buradasın ya. Hiçbir şeyin önemi yok. Telefonda çok kötü konuştuk. Ben çok üzüldüm. Görmek istedim seni. Hay Allah ya. Bak kalp kalbe karşıdır diye boşuna dememişler ha. Beni de hani o konuşmamız vardı ya. Ondan sonra öyle bir afaganlar bastı ki hemen gittim Leventus Teğmen'e. Senin yanına Adana'ya gelmek için izin istedim. Leventus Teğmen. Oo. Şimdi o benim kaçtığımı öğrenince beni o küplere binecek ha. Şimdi ne yapacaksın? Ya ne yapalım be?
Vallahi yapacak bir şey yok. Sabaha dönerim. Neyse cezası çekeriz be. Ceza? Ne kadar? Vallahi diskoda yatırırlar işte be. Ha, yani disko böyle cıngıl cıngıl danslı bir yer değil. Hapis hapis, hücre ya, kapalı bir yer. Ama merak etme, hakim beni tanıyor, 3 aydan fazla vermez. İşte sonra da kaldığımız yerden yine başlayacağız askerliğe. Yani benim hesaba göre işte bir dördüncü firan, 10. firan, 11. kez. Aha, yine yandı canım gülüm askerlik. Gülme lütfen. It's my mistake. Nasıl? Yani hata benim. Oo, olur mu öyle bir şey kız? Ha? Olur mu öyle şey? Yanacaksa senin yüzünden yansın zaten. E olan olmuş bir kere. Biz uzun süre görüşemeyeceğiz. Sabaha kadar vaktimiz var. Bana boş şeylerle uğraşma. Nasıl abi?